Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda bu oyanın yapım aşamasını anlatacağız ama öncelikle küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Oldukça fazla mesaj alıyorum. E, YouTube kanalıma nasıl abone olacağınıza dair ve de e, zili bildirim zilini nasıl açabileceğinize dair. Şuradan hemen tabletimden göstermek istiyorum. YouTube'u açtınız arkadaşlar. Arama yerine basarak şu arama kısmına Oya ve Dantel Dünyası yazalım. Açılınca buradaki profilime tıklıyoruz. Burada abone ol kısmı var arkadaşlar. Profilimize tıklayınca sayfamıza abone ol kısmına bastık ve abone olduk ve şuradaki zile bir kez dokunursanız bu kenarlarında hani böyle e, ekran büyümedi gösterecektim. Böyle kenarlarında zil çalıyormuş gibi bir e, yanlarında çizgi var arkadaşlar. Bu böyle ise bildirim alırsınız. Şöyle ise bildirim almazsınız. Bakın böyle ise yüklediğim videolardan bildirim alırsınız ayrıca. Kanalımda videolar kısmına girerek şu şekilde kaydırarak son videolara e, ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kaydırarak videolar gelir. Videolar kısmına girerek buradaki. Oynatma listesi aslında oynatma listesi oluşturdum ben ama oynatma listesine son zamanlarda fazla ilgilenemedim. Mesela bazı havlu kenar mesela oya modelleri, havlu kenarları, tığ oyası modelleri, sıralı oyalar, boncuk oyalar, bebek battaniyesi, oda ve salon dantilleri, lif modelleri gibi oynatma listesi. Mesela oya modellerine basarsanız bazı modellerin e, ulaşabilirsiniz burada direkt sizlere ufak bir hatırlatma istedim dediğim gibi arkadaşlar bunu çok soran arkadaşlarımız var şimdi abonelikten çıkıyorum ve tekrar gösteriyorum youtube arama yerine oyavada dantel dünyası yazdık çıkan profilimi tıkladım abone ol'a bastım ve abone oldum buradaki zil işaretini bir kez basınca bu kenarları böyle çalıyormuş hissi var. O zaman bildirim alacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu işi de hallettik ve oyamıza dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tığ battımızı yaptık. Çok fazla soru geliyordu o yüzden küçük bir açıklama getirmek istedim. Tığ battımı yaptım. İpimi tığ battısına sabitledim. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. Bir, iki, üç kutucuk atladım ve dördüncüye giriyorum. Önce bir kez alıyorum, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. Üç adet zincir çektim. Başına bir kez aldım, yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, iki trabzanım oldu. Başına bir kez alıp yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 3 trabzanım oldu başına bir kez aldım yuvaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 aldım 4 bu şekilde 10 adet trabzan yapıyorum 5 6 7 8. 9 ve 10 hemen aşağıda şu yandaki tığ batlaya giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde alt kısmımız devam ediyor tekrar örümcek çekiyorum başına iki kez alıyorum 1 2 3 kutucuk atlayıp dördüncüye giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra, sonra iki alıyorum 3 adet zincir çektim Başına bir kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. İki. Oldu trabzanım. Tekrar başına bir kez alıp girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Üç oldu. Bu şekilde yine dört. Hızlı yapıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Çünkü altı, yedi, sekiz, 9 ve 10. 10 adet trabzanımı yaptım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ve tekrar örümcek çekerek başına iki kez alıyorum örümceğimin. 1 2 3 kutucuk atladım. 4.'ye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp çıktım. Yine bu şekilde Trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gidiyor. Alt kısmımız bu şekilde. Üstüne geçelim. Alt kısmımızı bu şekilde hazırladık. Ve renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Ee, yeşil çimen kısmımız bittikten sonra Şimdi ilk başlarken şu trabzanların ilk trabzan tepesine ipimi sabitliyorum. renkli ipimi sabitledim ilk trabzan tepesine bu tığımda birinci ilmeğim hemen yandaki trabzan tepesine battım ilmek aldım dibinde bir zincir çektim ikinci hemen yandaki trabzan tepesine battım ilmek aldım dibinde bir zincir çektim üçüncü hemen yandakine battım ilmek aldım dibinde bir zincir çektim dört adet ilmeğim oldu ilmeklerimi tığımda topluyorum Hemen yanındaki trabzan tepesine battım ilmek aldım dibinde zincir çektim 5 oldu hemen yandaki trabzan tepesine battım ilmek aldım dibinde zincir çektim 6 hemen yandakine batıyorum ilmek alıyorum dibinde zincir çekiyorum 7 hemen yandakine battım ilmek aldım dibinde zincir çektim 8. Hemen son trabzan tepeme batıyorum. İlmek alıyorum. Dibinde zincir çekiyorum. 9 adet ilmeğim oluştu tığımda. Şimdi ipin ucunu alıyorum arkadaşlar tığıma. İkişer ikişer kapatarak geriye gidiyorum. İpin ucunu aldım. ikisini kapattım. Pardon takıldı tığım. Bakın. İpin ucunu aldım. ikisini kapattım. İpin ucunu aldım. ikisini kapattım. İpin ucunu aldım. ikisini kapattım. İpin ucunu, ikisini, ipin ucunu aldım ikisini ipin ucunu aldım ikisini ipin ucunu aldım ikisini ipin ucunu aldım ikisini iki, ipin ucunu aldım son iki taneyi şimdi 5 adet zincir çekiyorum İlk, burada batacağımız yerler belli İlk yuvanın içine girip 5 adet zincirimi kapatıp kenar pimpirini yaptım şantığımda bir adet ilmeğim var Batacağımız yerler belli. Hemen buraya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. 2. Yandaki bakın yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. 3 oldu. Yandakine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde bir zincir çektim. 4. Onun yandakine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde bir zincir çektim. 5. Hemen diğer yandakine ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 6 hemen yandakine girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 7 son yuvamıza da giriyorum şimdi 8 ilmeğimiz oldu ilk başta 5 zincir çekip kapatarak bir ilmek kesmiş olduk 8 adet ilmeğim var geri geri ikişer alarak gidiyorum 2 aldım ipin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu aldım ikisini birden kapattım ipin ucunu alıyorum ikisini birden ikisini birden İpin ucunu aldım ikisini ve son ikisini baş kısma geldik 5 adet zincir çekiyorum İlk yuvama giriyorum sık iğne ile sabitliyorum böylelikle bir tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk bunu kapatarak yandaki yuvaya giriyorum ipin ucunu aldım dibinde bir zincir çektim 2 yandakine girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 yandakine girdim ilmek edindim dibinde zincir çektim 4 bu şekilde bütün yuvalara aynı işlemi yapalım. 5. Bu sefer 7 ilmeğim olacak. 6. Son yuvama da giriyorum kenar yuvama. 7. Yine ipin ucunu alıyorum. ikişer ikişer kapatarak geriye gidiyorum. 2. Pardon yine tığım takıldı. Onun için çıkartmak zorundayım. Tekrar başlıyorum. İkişer ikişer alıp geriye gidiyorum. 2 2 kapatıyorum. 2 son 2. 5 adet zincir çekiyorum. İlk yuvamın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yandaki yuvaya giriyorum. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım, ilmek edindim. Dibinde bir zincir çektim. 2. İlmeklerimi biriktiriyorum. Yandakine girdim. İlmek edindim. Dibinde bir zincir çektim. 3. 4. 5. Son yuvama da giriyorum. 6. İpin ucunu alıyorum. İkişer ikişer kapatıp geriye gidiyorum yine. Bu şekilde. Tekrar 5 adet zincir. İlk yuvama girdim. 5 adet zincirimi kapattım. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 2 oldu ilmeğim. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu alıp dibine zincir 3. 4. Son yuvama girdim 5. İkişer ikişer kapatıp geriye gidiyorum. 2. Kapat, 2 kapat, 2 kapat. 5 adet zincir çektim. İlk baş yuvama kapattım. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. Hemen yandakine girdim, dibinde zincir çektim 3. Son yuvama girdim, 4 ilmeğim oldu. İkişer, ikişer kapatıp geriye gidiyorum. Geriye gittik arkadaşlar. Şu kenar pimpirikleri 2, 4, 6, 7 adet olana kadar bu işlem zaten ilmeğimiz bitiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şu an 6.yı yapıyorum. 5 adet zincir çektim. İlk yuvam içine girdim ve kapattım. Hemen yandaki yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir. 2. Son yuvama girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir. 2. 2 kapattım. Pardon. 5 adet zincir çektim. İlk yuvama girdim ve kapattım. Bakın böylelikle tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pimpirimiz oldu ve Ilmeklerimizi eksilttik. Bitti. Şimdi bu böyle çok uzunduruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi toparlayacağız. Bakın. Nasıl toparlayacağız? Hemen bakın. Şu sıraya ilmek gideceğiz. Kapatarak geleceğiz. Burada bitirdik. Tepe kısım. Şuradaki ilk yuvaya giriyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. Hemen bir alt sıradaki yuvama giriyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir. Bir alt sıradakine girdim. Ipin ucunu aldım. Dibinde zincir. Bir alt sırasına girdim. İlmek edindim. Dibinde zincir. Bir alt sırasına girdim. İlmek edindim. Dibinde zincir. Bakın biriktiriyorum yine. Bir alt sırasına girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir. Son yuvama girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir. Şimdi ikişer ikişer kapatarak geri gidiyoruz yine. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım. 2 kapattım ve 2 kapattım. Gördüğünüz gibi toparladık. Şimdi hemen yandaki bu tepe noktaya ilk trabzana bakın. ilk trabzanın tepesine sabitledim. İşte arkadaşlar. Bir adet zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Modelimizin yapım aşaması böyleydi. Şimdi ne yapıyoruz? Burada aynı işlemi farklı bir renkte olabilir, tek renkte. Aynı ipimizi sabitleyip ilmek toplayarak burada her ne yapmış isek da başlıyoruz. Bunu da buraya sabitleyip devamda gelene tutturuyoruz. İşte arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.